Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım. Dün ana akım medyayı ve sosyal medyayı takip edenler acı bir haberle karşılaştılar. Özellikle birkaç dini YouTube kanalına konuk olduktan sonra fazlasıyla tanınan fakat konuk olduğu bu videolar dışında da belirli bir kitle tarafından uzunca bir süredir sevilen Ramazan Hoca iş yerinde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Normal şartlarda bu tarz bir olay hakkında konuşmazdım fakat bu ve buna benzer konular son yıllarda ülkemizde çok can sıkıcı bir hal almaya başladığı için kısa da olsa değinmek istedim. Eğer gündemle alakalı bu tarz haber ve bu tarz eleştirel videolarımın daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Evet, Diyarbakırlı Ramazan Hoca. Eğer yanlış hatırlamıyorsam kendisini ilk olarak 140 belgeselinde görmüştüm. Ama 140'ı yanlış hatırlıyor olabilirim. Eğer 140 değilse de kimsenin emeğine laf etmiş olmayayım. Yorumlarda beni lütfen düzeltin. Ramazan Hoca hakkında onu yalnızca videolardan tanıyan insanların birçok fikri vardı. Kimilerine göre o çok iyi bir Müslümandı. Kimilerine göre tırnak içinde deliydi. Kimilerine göre de çok fazla şey biliyordu fakat anlatırken bu bilgiler karıştığı için anlamsız şeyler anlatıyordu. Ha şunu da belirtmek lazım. Bazılarına göre de bu ülkeye çok fazla olan insanlardan biriydi. Artık bunların bir önemi yok. Çünkü Ramazan Hoca dün itibariyle maalesef ki aramızdan ayrıldı. Hem de çok kötü bir şekilde. Şimdi bu konu hakkında zaten söyleyebileceğimiz çok bir şey yok. Emniyet güçleri olayı araştıracaktır. Umarım suçluları bulacaktır ve cezalandıracaktır. Benim değinmek istediğim konu aslında olayın nasılı. Fakat elbette bu konu hakkında video çekiyorsak konu hakkında en çok konuşulan tartışmayı da dile getirmemiz gerekiyor. İddialara göre Ramazan Hoca'nın bazı videolarından, bazı söylemlerinden, bazı tarikatlar fazlasıyla rahatsız olmuş ve kendisini uzun zamandır rahatsız ediyorlarmış ki buna iddia demememiz gerekiyor aslında bir yerde. Çünkü Ramazan Hoca'nın bir TikTok paylaşımında bu konuyu anlattığını ve bu konudan duyduğu rahatsızlığı da fazlasıyla dile getirdiğini görmekteyiz. Bu kısmı ben uzun uzun anlatmak istemiyorum. Direkt olarak Ramazan Hoca'nın o paylaşımını şimdi sizlere izleteceğim ve hem bu tarikat kısmını, hem ona verilen rahatsızlıkla alakalı kısmı, hem de Ramazan Hoca'nın söylediklerini bir beraber dinleyelim ve en azından bununla alakalı bir tartışma gördüğünüzde konu hakkında fikir sahibi olabilmenizi sağlayalım. Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemi değil. Ben cahil insanlarla kendini bilmez, edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kaplana dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Ben topyekun hepsi sapık da demiyorum. Tek tük bazen iyi hoca ve şeklerimiz var. Ama genel olarak tarikatta şu anda bir at ve hurafeler doludur. Tasavvuf ile tarikat bir yorumdur. Sibahlar İslam'ın bir Kur'an'ın bir parçası değildir. Mezhep gibi bir yorumdur Sibahlar. Kusura bakmayın. Biz topyekun alıp yakın da atmıyoruz. Kimseye bir küfür hakaretimiz de olmamıştır. Kimseden bir korkumuz da yoktur. Güzel bir dile söylüyoruz. Ben tekrar söyledim. Daha önce videoma da söyledim. Ben bu yola Yüce Allah'la geldim. Yüce Allah'la birlikte bit bitiririm. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin. Geliyorlar burada ortalık karıştırıyorlar. Bize diyoruz arkadaşlar bu konuyu kapatalım. Lütfen ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. Ayetler ya yeri açın dediğin zaman yeri açın. Dağılın dediği zaman da dağılın. Biz diyoruz ki lütfen dağılalım. Otalık karıştırıcı provokatörlük eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Biz diyoruz ki arkadaşlar lütfen dağılalım. Diyor Ramazan Hoca bizi buradan kovmuş. Allah'tan korkun ya Allah'tan korkun ya. Yapmış olduğun yanlışlarını hesabı nasıl Allah'a vereceksin kıyamet gününde? İki elim yakanıza yapışacak. Hem Yüce Allah hem Hazreti Muhammed Efendimiz Aleyhisselam hem bir daha bizatihi olarak şansın. Şansım olarak diyorum. Yani ön yargıdan sakının. Allah'a havale ediyoruz. Kimseden korkumuz yok. Tekrar söylüyorum. 8 milyardan da olsa, tek başıma da olsa kimseden korkum yoktur. Benim anayasam Kur'an önderim Hazreti Muhammed'dir. Böyle baş sallamakla, şeylerle benim bir korkum yok. Kusura bakmayın. Evet, Ramazan Hoca yaşarken şu an insanların tartıştığı konu hakkında böyle bir açıklama yapmış ve dili döndüğünce her şeyi anlatmaya çalışmış. Bu tartışmalar gerçekten doğru mu? Ramazan Hoca'nın canına gerçekten bazı tarikatlar mı kıydılar? Yoksa bu tartışmalar tamamen asılsız mı? Az önce söylediğim gibi. Bunu zaten emniyet ortaya çıkaracaktır. Fakat benim bu videoda değinmek istediğim bölüm, konu bambaşka. Ramazan Hoca'nın canına kimler kıydı? Bu caniliği kimler yaptı? Hiç fark etmez. Sonuç olarak birileri onunla bir şekilde bir konudan anlaşamıyordu. Farklı fikirde ve olayın neticesi bu şekilde bitti. Yani mesela bazı yorumlar görüyorum. Ramazan Hoca özelinde değil. Bu tarz kötü haberlere yapılan, cana kıyım haberlerine yapılan. işte kim bilir ne yaptı da böyle oldu. Kim bilir ne dedi de böyle oldu. Öyle olmasaydı da o zaman böyle olmasaydı vesaire gibisinden. Günümüzde gerçekten insanoğlunun birbirine duyduğu tahammül seviyesi sıfıra inmiş durumda. Bir insanın canına kıymak gerçekten bu kadar kolay olmamalı ki bunu söylediğim ülkede Yaşadığım ülkede çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir ülke. Ki dine inananları geçtim. Dini en ufak bilen insanlar dahi şunu çok iyi bilirler. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz diye de bir söz vardır. Fakat bu günümüzde ne kadar geçerli veya insanlar bu sözü ne kadar hatırlıyorlar Tablo ortada diye düşünüyorum. Ramazan Hoca'yı tanımazdım ve videonun başında söylediğim belgesel haricinde kendisinin bir içeriğini de izlememiştim. Vefat haberini aldıktan sonra birkaç videosunu izledim ve fikirlerini dile getiren, kendince fikirleri olan, dini kendince yorumlayan ve kendi halinde bir adam gördüm ki kendisini bir videoda çok güzel özetlemiş. Onu da çok kısa sizlere izletmek istiyorum ki Ramazan Hoca'yı hiç bilmeyenler onun karakteri hakkında biraz bilgi sahibi olsun diye. Gelin bir o videoyu da izleyelim. Sonrasında biraz daha konuşup videoyu kapatalım. Peki seninle alakalı bir, da bir soru gelmiş hocam. Dincileri. Ramazan Hoca geçimin nasıl sağlıyor diyorlar. Ee, TikTok, Instagram, YouTube'da zaten diye değil Ramazan Hoca. Kanalım var, ben açık konuşayım. Ee, video olandan hiçbir maddi çıkar, çıkar almıyorum, kazanmıyorum. Hem kazanan insanlara da lafım yoktur. Ben herkesi kendim gibi göremem. Birbirimize doğru yolladım, Allah bizi görüyor. Yani ben dengeli gidiyorum. Peygamberimiz diyor ya her şeye haram demeyin. Allah bazı şeye haram dememişse unutundan dolayı değil rahmetindendir. Ben geçimimi Diyarbakır'dayken mezarlıkta ağaçları budardım, sudardım, temizlerdim. Ee, ağaçları budardım. Tespit satardım. İş kurda, inşaatta çalıştık. Temiz halal. İki yıllık adalet meslek yüksek okul mezunuyum. okulu mezunuyum. Okul okuduk. İşçilik yaptı halal temiz. Ee, İstanbul'da da zaten ben e, 7 yedi aya yakın İstanbul'a gelmişim. Çay ocağı işletiyorum. Çay, kahve, tost, kahvaltılık, su, soda ve tespih satarım, rızkımı kazanırım. Din tüccarlığını da sevmem. Çünkü din tüccarlığı insanı aşağılık bir durumuna düşürür. Uyarıcılar asla dinle geçilmezler. Bütün peygamberler de çalışmış, çalışmak zorundayız. Asla yani din tüccarlığı da yapmam. Bunu da diyorum yani. Beş vakit namazlarını kılıyor musun? Allah'a hamd. Gayret ediyoruz. Kılmaya özen gösteriyoruz. Peki bir camide namaz kıldığını görmeyenler varmış. Ya Ulu Cami'de kılıyordum, imamların arkasında kılmıyorum. İsteyen kılar, isteyen kılmaz. Ben memurların arkasında namaz kılmak istemiyorum. Onlar memurdur, imam değiller. Ben bunu daha önce de söyledim. Yani kardeşime söyleyeyim, imamlar benim için memurdur, imam değiller. İsteyen kılar, isteyen kılmaz. Ya tabii namaz kılan da namazı kabul olunur ha. Yani ben ben kılmıyorum, isteyen kılar, isteyen kılmaz. Benim tercihim ben kılmıyorum, isteyen kılabilir. İçim silmiyor onlara, memurdurlar. İçim silmiyor kardeş. İçim silmiyor. İsteyen isteyen kılabilir, namazı kabul olunur. Ama ben kılmıyorum yani. Kılmam, kılın diye de tavsiye de etmem ama kılabilir. Evet gördüğünüz üzere kendi halinde, kendi düşünceleriyle gayet güzel kendini ifade ederek yaşayan bir insanmış. Ama ne yazık ki artık aramızda değil. Umarım bir gün insanların bu birbirlerine olan tahammülsüzlükleri biter. İnsanların birbirlerine duydukları bu kin, öfke, nefret biter. İnsanların kendi çıkar ve menfaatleri için başka insanların canına kıyacak kadar ileri gidebilmesi biter. Umarım Ramazan Hoca'ya bunu yapan insanlar kadar kötü kalpli olan insanlar adaletten korkarlar bir gün ve bu tarz şeyleri yapmazlar. Az önce de söylediğim gibi Ramazan Hoca belki ilk değildi ama ne yazık ki umarım son olur ve bir daha böyle kötü olaylar yaşanmaz diyorum fakat buna %0.1 bile ihtimal vermiyorum. Evet konu hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Normalde bu haftanın video akışımda bu video yoktu fakat şunu çok iyi biliyorum ki yayınlayacağım bir sonraki videonun altına sürekli olarak bu konu hakkında video çekmemi istediğinizi söyleyen yorumlar atacaktınız. Bu konu hakkında bundan fazlasını söyleyemem arkadaşlar çünkü bundan fazlası yok. Bu biraz haber, biraz üzüntü, biraz da eleştiri içeren bir videoydu. Fakat şunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Umarım suçlular bulunur ve umarım suçlular cezasını çekerler. Aynı zamanda şunu da bir sürü videomda farklı farklı konularda söyledim ama umarım bir gün insanlar inandıkları şeylerin ne olduğunu, inandıkları şeylerin neyi kapsadığını öğrenirler ve bunu gerçekten sadece dini boyutta değil her boyutta söylüyorum ama bu video özelinde elbette din kısmı daha ağır basan tarafta. Bazı insanlar inandıkları değerlerin neler istediğini, inandıkları değerlerin kurallarını ve inandıkları değerlerin yasaklarını gerçekten unutmuş durumdalar. Ama sorsanız onlardan daha çok inanan kimse yok. Ne diyeyim, Ramazan hocanın mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.